Çok iyi girdin içeri ama hatırlatmadan sonra... Evlatlarım. Sana gel anne, biz buradayız dediler. Evet. Senin kimseye ihtiyacın yok. Sen başka isimleri söylemeden biz varız dediler. Bu çok kıymetli. Beklemiyordum o gün. O gün gerçekten Esra Hanım, ben onları beklemiyordum. Ve bak yine işi uzatmadan, hani bu da oradan atlamadan, ben gerçekten o gün hiç beklemiyordum. Değil ki bana kameradan sonra, ben dün akşam ben yayın istemedim. İki günden beri yatıyorum Esra Hanım, kötüyüm şey değil. Ben dün akşam izledim Esra Hanım. Buna bak, bu düşmanın da olsun Esra Hanım. Kemal'den bahsediyorsun. Evet, düşmanın da olsun Esra Hanım. Yanımda bak bir şey olsun. Canımı can katar yine ona bakarım. Bak düşmanım da olsun. Ama bu ne dedi Esra Hanım? Ben ne burada dedi? Numara yapmışım. Ben gerçekten Esra Hanım, benim bak konuştukları her konuşanları duyuyorsun. Ben gerçekten işten gelerek seni buraya kucaklamaya geldim. Ve beni götürdüklerine 18,5'miş tansiyonum. Ben o 2 gün yemek yemedim burada. Zaten ekibim biliyor. Ve bir de şekerim, hiç şeker bilmeyen kadın burada şekerim de çıkmış çok yüksek. Ben burada o lafı duyunca Esra Hanım şurada benim bu gerçekten. Ay, bu dizlerimden aşağı. Tamam ben onu. Esra Hanım ben of. De bir şey konuşacağım. Babam, evet ben... benim kollarımda cuma günü bayıldı değil mi? Bak ben onu silmişim. Evet. Bazen böyle olumsuz anları siliyorum. Ya işi artık ben... uzatmayalım. Uzatmayacağız tamam. Sen ne güzel konuşuyorsun. Gerçekten ben de yoruldum ya. Ben anca gideceğim. 5 sene baktım. Eşim dedim kişi. Bir gün önce adam çağırıyor. Gidiyor. Ya bak. Ben böyle insana nasıl yardım edeyim? Ya etme ya. Etmem işte. Bir şey bu mazeret tamam. Değil. Evet, şimdi ben o gün sizden bir ricada bulundum. Hani evet, o bayılınca hani gidin destek olun evet. Diye. Hani bunu çok insani söyledim. Evet. Senin de bir hayal kırıklığın var. Tamam. Ben Anjiyo'ya giderken o beni yarı yolda bıraktı. 5 sene Esra Hanım. Onun vicdansızlığı. Esra Hanım evet. Onun sorusunun cevabını peki, Aynur bir şey soracağım. Pişman görüyorum seni. Pişman mısın? Ben zaten baştan beri dedim size bu 80 milyon işte pişmanım diye demedi mi? Geldi. Yok hiç demedim. Dedim hiç dedim demedim. Gerçekten dedim pişmanım. Neden yani pişmansın? Esra Hanım bak. Bir. Şimdi birinci bak, pişmanlığın bak, ne? Bak, şimdi bu diyor ki Esra Hanım eline silahı mesela silah tetiği çekmence patlar mı? Bu şimdi bu konusunda haklı, ben konumda kendimi haklı. Aynurcuğum birinci pişmanlığın ne? Birinci pişmanım yapmamam gerekiyor. Türkiye'de bak benim gibi bir kadın eğer ayakta duran bir kadın... Böyle bir şey yaptıysa ben zaten kendimi affetmeyeyim Esra Hanım. Ben yaptığımdan gurur yani duymadım. Yani kaçmam hataydı. Biriyle ben de biliyorum Esra Hanım. Bir tane internette biriyle tanışman hata mıydı? Hataydı. Pişman mısın? Pişmanım. Gitmen. Zaten yani yapmamam gereken bir hareketti. Peki Kemal'e böyle davrandığın için pişman mısın? Ben zaten her şeye pişmanım. Kemal yok, şey yok. Hepsi içinde. Çocuklarıma karşı da bir... Pişmanım Esra Hanım. Yani ama şu anda Kemal bak çocukların konusunda onlar seni anlar. Kemal konusunda pişman mısın? Esra yani Hanım. Seni üzdüğüm için, sana haksızlık yaptığım için üzülüyorum, pişmanım der misin? Esra Hanım bak size ciddi ve bak işten gelerek söylüyorum. Ben hastalığı asla ayaklarımı altına almayan ve bir insandım. Bu 3 daha yoğun bakımda yaptı Esra Hanım. Ben o yoğun bakımdan beni hiç ne bir güvenlik alabildi. Burada Esra Hanım bak kapı burada sandalye oturdu mu desinler baya. Kendimi keserim Esra yoğun Hanım. Yoğun bakımın kapısında ha? Yattım diyor. Yattım Esra doğru Hanım. Doğru söylüyor. Esra ama Hanım, gösterbilikmiş. Bunu... Hayır. Tamam doğru söylüyor. Esra İki Hanım. Tarafı da idare etmiş. Şimdi geçmişi konuşmayalım. Şu tamam. Anı konuşalım. Evet Esra Hanım uzatmayalım ben. Bugünkü Aynur şu cümleyi kurdu. Her şey için pişmanım. Esra Hanım bir tek şey söyleyeceğim. Dünyanın benim için geçerli değil. Ya olsun olmasın. Benim ben için şey... 14 Ağustos'ta ölmüştür Aynur. Ölsün ben sana bir şey demiyorum. Caner Bey'in yaptığı röportajı falan dinledim. Kesinlikle affetmiyorum da kabul etmiyorum. Ben sana affettim onu sadece... Hakkımı bile helal etmiyorum. Af diliyor musun Kemal'den? Gel beni affet barışalım der Esra misin? Esra Hanım bu lafına göre ben ne diyeyim? Bak şuna bak. Bu cümleyi kurmasaydı der miydin? Olurdu. Ama bu saatten sonra asla. Çünkü ne Esra Hanım bak şöyle bir şey. Kabul etmiyorum. Yok yok ben seni kabul etme. Esra Hanım ben o gün çocuklarımı canlı yayında duyunca o gün daha çok pişmanım yükseğe çıktı. Yükseğe çıktı. Esra Hanım bak yapmamam gerekiyordu. Bak benim ne diye Esra Hanım ben dayanıklı bir kadınım. Buralarında benim hiçbir sen duydun mu? Bir demir bu kadının buranda bükülür mü Esra Hanım? Herkesin hatasının bedelini kendi öder. Biri onun bedeni üzerinden ona bedel ödetemez. Ya. Ne yaparsanız yapın. Şimdi Kemal abi o zaman sen de hata yaptığında biri seni dövsün olur mu? Hayır, hak ettin olur mu ya? Sen kendi cezan zaten içindeki en büyük vicdan azabı onun cezası. Biri onun cezasını kesemez. Hele bir kadına bir erkek vuruyorsa bunun affı yok. Hak etmişi yok. Nokta. Esra Hanım.
Esra Hanım buraya bir şey daha dedi. Ben buna geldiğimde Esra Hanım benim 7-8 seneden beri benim diş sorunlarım var. Biz doktoru bundan geçtik. Doktor dedi ki bunu zorlama dedi. İki tane doktorla görüştük. Benim ağzımda daralma var. Ben, evet sen dişsiz ya mutlusun. Ya değil ki bana dişler. Esra Hanım senin programda mı görüldü benim ağzımın dişleri? Hadi buna sorun. Tamam ben soru soruyorum. Senin 5 yıldır zaten böylesin. 5 yıl değil. 7-8 yıldır böyle. 7-8 yıldır böyle. E seni sevdiğinde de böyle sevmiş. E tamam da burada konuşmaya ne gerek var Esra Hanım? E tamam hiç gerek yok. O konuyla Esra Hanım bir sürü benim üstüme iftiralı attın. Hala daha benden barışmak istiyor. Ya ben barışmak mı istiyorum dedim Esra Hanım. Ben bunu de dedim ha. Yani affetme gücüm olsa Eda ben sana barışacağım mı dedim şimdi. Ayaklarına mı koşuyorum gelin? Kemal'in seni evet, affetmesini ister misin? Ya ben evet dedin. Yani ben hayır, hani... Hayır evet desem koşa koşa gelir. Allah Allah. Vay evet. Be. Siz beni bu Türkiye 80 milyonun önünde iç çamaşırından suçlar, bilmem neyinden suçlar. Hak edeni suçladım. Ama ben burada bir tane yalan konuşmadım. Bak uzatmayacağım, bak uzatmayacağım. Ben ha. Gerçekten yoruldum. Bu konuyu bir yere toparlayalım. Senin kızın 14, 15, 12, 13, 14, 15 Ağustos görüntüsünü Esra Hanım'a göndermek zorunda. Yani bir kamera yok, bir şey yok. Var, hayır. Değil de. O binayı açtığım hem kamera hayır, var. Evde kamera hayır, yok. Hayır, var Esra Hanım, kapının dışında. O tamam, para benim illa ya bir elimde ya bir cebimde. Ama tamam. Bak şunu bil, bak şunu bil bak. Bak uzatmayacağım. Tamam. Benim bak benim... Ama dört... şu noktaya gelmen de çok enteresan. Yani o hayır. İlk gün çıkan suçlamalarda bulunan hayır. Aynur... Bugün bak pişmanım, yaptığım yanlış öyle bir... Yani ya Esra Hanım hata bu itibiye yaptım. Beni... Hayır, bu seninle alakalı. Hata yaptım demen çok önemli. Üstüne evet. Kim olduğu, nasıl bir insan olduğu... Bak oraya da geleceğim. Ortaya çıktı mı? Bak oraya da geleceğim Esra Hanım. Ben 4 tane evladım var. Bak yüce Allah iftirayı hiçbir zaman affetmez. Allah yanına konama kimsenin yanına konmaz. Eğer ben öyle bir şey yaptıysam Esra Hanım bununla bu nasıl parayı çalmadım diyorsun. Bak ama onun da iki tane evladı var Esra Hanım. Bak beni dinliyor. Bak, i̇ki tane evladı var. Hayır bir dur ben beddua etmiyorum. Rabbim bak Esra Hanım ben ne diyeyim bak ilk önce kendi evlatlarımı koydum mu köşeye? 4 tane evladım var. Almadım. Vicdanım öyle bir rahat ki Esra Hanım ya, ben evlatlarımı hiçbir zaman Esra Hanım... Ameliyat parası. Onu bile söyleyemedim. Ya Şeyda Hanım dedi, açıkladı. Kanıtlarım var. Şeyda Hanım dedi. Gel içeride okudayım mı sana? Ben ne okuyacakmışım? Bak Esra Hanım bunlar Allah aşkına nasıl yaşamışım Aynur ben ya? Aynur her şeyi ilk geldiği günden beri kabul ediyor. Onunla tanıştım, onu üstüne vardı, kaçtım diyor. Ki. Ama parayı aldım, asla kabul etmiyorum Esra diyorsun. Esra Hanım ona geleceğim. Üstün konusunda bir gelir misin? Pişman mısın? Zaten baştan beri diyorum. Ay şimdi üstün tanıyor ki Aynur'u aldım bir köşeye attım değil mi? Tanıyor. Hı hı. Üstün şu andan sonra benden miktar cezasını çekmeyecek misin? Nasıl ceza çekecek? Ha, bana yarın sizin programınızda kasiye kadını sizden nereye hangi hesap varsa biriniz bana hesap verecek. Yarın benim hesabıma 30 milyar para atacak. Niye? Benim şeylerim ne olacak Esra Hanım? Ve ona eğer bu dedikleri kabul edecek... Ama bu çok illegal bir şey yani. Şimdi hayır, bana 30 bin lirayla toparlanacak mı? Beni hesimden etti. Telefonu engelli bir köşede otur. Öyle bir dava yok Esra Hanım. Bir saniye. Yani... Üstün seni yuvandan etti. Evet. Kemal'le ilişkini mi bozdu? Yani... Bunu itikledi. Onun da bir tatlı sözü ortalığı almış Allah gitmiş. Allah Allah. Ya ben... Bak ben yaptıysam yaptım. Yapmadım. Tamam, beni 80 milyon işte. Ya sen beni zaten hiç sayıp gitmişsin. Ya ben sana... Sen itikledi deme bana. Ya beni ben üstün kandırdı diyor. Ben bundan hiç mahtap oluyorum Esra Hanım. Ben bundan mahtap oluyorum ya. Hayır beni alma ağzını. Esra Hanım ben şimdi bunu hiçbir kelimesine ağzına alıyorum. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi bir adam eşini itikler? Peki. Ya ben oraya kendim mi gittim ya? Ben merak ettim. Bak bir dinle. Kız nasıl kendin bak, gitmedin? Zorla mı? Bayıldık mı kaçırdın yani? Ben 10 pat odun çeken kadın odun çektim. Kendi ellerimle biçtim. Hayır, evi ben ev yaptım. Sana bir saygısızlık yapmadım. Peki bir veteri var. Geldim, veteriye girelim. Senin yemeklerin bitmez yaptım. Ben yılmayan kadındım. Sadece Aynur kendisi. Üstün sen taşı temiyor. Var mı diyecek? Yanlışın neresinden dönersek kaldır ha. Kendi ayaklarının üzerinde dursun. Bu arkadaşlarınızı bitiriyor musunuz? Bitirmek zorundayım Esra Hanım. Aynur abla üstüne gittiğin için pişman mısın? Çok pişmanım. Benim evimden, yerimden, her şeyimden etti. Kandırdı, bile kandırdı. Yok şimdi her şeyi hiçbir şey kabul etmiyor. Sanki her şeyi ben kendi isteğimle yapmış gibi oldu. Çorum'a götürdükten sonra beni o yarı yolda bıraktı. Ama üstün sana şunu söylüyorum. Sen beni yuvamdan, eşimden, her şeyinden ayırdın. Ve Kemal'den ayrılığımın sebebi de sen oldun. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sana tazminat davası açacağım. Kemal abiyle barışmayı düşünüyor musun? Ona yaptığım
hatayı ben de biliyorum. Ben de Cemal'i çok seviyordum. Hala da çok seviyordum. Barış'la barışmak ister misin? Yaptığım çok güzel bir şey değil Cemal. Eğer daha da birbirimize korkmadan eğer böyle bir beraberlik istersen ben sana bir adım atam sen de bana bas. Ama şartlarım var. Seni üstüne asla değişmedim ama bir anda ne olduğunu anlayamadım. Senin yanında seninle bir olup Üstün Sertaş'a dava açıp elindeki her şeyi almak için elimden geleni yapacağım. Üstün Sertaş sen de dinle. Sen benim yuvamı yıktın ama ben de sana bunu emin ol bunun peşini bırakmayacağım. Esra Hanım ya hep bana hakaretli böyle. Hayır, evde hakaret de böyleydi Esra Hanım ya. Esra Hanım bu evde gidiyor, de böyle ya. Diyor, ikimiz bir olan diyor üstüne tezminat davası açacağım diyor. Benim için zaten ya benim... 14 Ağustos'ta ölmüştüm. Tamam öldüysen Allah rahmet eylesin. Güle güle. He? Beni yaktı. Her şeyimi götürdü. Bak benim ağzımı açtıma çok şey lava benim ağzımı açtıma. Ne söyledi tamam söyle. Tamam mı? Hepsini yalan konuşuyor. Ben o evden kendi kendime çıkmadım. Kim çıkarttı Aynur? Ben bir de sen ittin. Ben meletim edeyim. Sen ittin. Sana ben kadın gibi kadınımı yaptım. Ya ben yorgunluk bilmedim. Ben kırgınlık bilmedim. Sana çalıştığımı sormuyor. Ben akşama kadar zaten çalıştım geldim yatmadım. Senin yemeğini yaptım. Senin suyunu yaptım. Senden bir kere sergimi. Ve buraya oturup da bu evi yemeği yapmadım. Bağırıp çağırış az sonra da bayılırsın. Her Allah, zaman gali. Esra Hanım bak benim bayılmamla bile dalga geçiyor Esra Hanım. Ben ne dalga kaybım... geçeceğim? Mahsus yapıyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.